Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi geceler herkese. Teşekkür ederim güzel dileklerin için. İstanbul'daki ilk maçtan önce sadece bir futbol sever olsam, maç programlarına baksam, kesinlikle bu maçı seçerdim demiştim. Doğru. Tabii burada Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma olan güvenin de bir ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu. Bu gruptaki serüvenimiz gösterdi ki Galatasaray oynadığı futbol ve vaat ettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya ile oynadığımız maç Avrupa Ligi'nde o gecenin UEFA maçıydı benim için. Şimdi tamamen tarafsız bir futbol severin yarınki maç programına baktığı zaman da Lazio maçının o gün söylediğim konuyla tam örtüştüğünü görüyorum. Dolayısıyla Lazio'nun ve Galatasaray'ın şu ana kadar başardıkları bu sezon UEFA Ligi'ndeki başardıkları şeylerden sonra yarın aşağı yukarı bizim adımıza önde olduğumuz için söylüyorum. Lazio için de aynı şey geçerli. Bir playoff maçı oynuyor gibiyiz biz. Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotif maçında maalesef çok fazla goller kaçırdık ve çok da kötü bir gol yedik. Yoksa garantilemiştik ama şunu bilmek lazım ki Lazio aynı grupta yer aldığımız çok ciddi gol pozisyonlarına giren ve bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Açıkçası 11 puanla 8 puan beraberliğin de bizi daha avantajlı kıldığı bir ortamda gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki playoff maçı oynayacağız. Yani biz Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın Lazio ile beraber Galatasaray'la aynı grupta olduğunu torbadan sonra konuşmam aynen devam ediyor. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu gibi demiştim. Ve öyle mücadele ettik açıkçası. Ne mutlu ki bugün buraya ilk ikiyi garantilemiş ve lider ve hiç mağlup olmamış, dışarıda da gol yememiş bir şekilde geldik. Bu bizim için çok önemli veriler. Yani Galatasaray'ın Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Yani bir takımın teknik direktörü olarak oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio'ya büyük saygı duyuyorum. Çok ciddi bir takım, çok önemli bir takım. Her geçen günde meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbolun ve anlayışının Lazio'da oturduğunu görüyorum. Çok önemli oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gerekecek ama şampiyon karakterini taşıyan iki takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla güzel bir maç olacak. Çok teşekkür ederim öncelikle. Evet, dediğiniz gibi pazartesi günü başlayan ağrılarım mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Ve geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk anda açıkçası kimseyi telaşlandırmak, kimseyi endişelendirmek istemedim. Onun için herhangi bir paylaşımda veyahut bilgilendirmede yapmayı da çok erken gördüm. Çünkü o arada
tetkikler devam ediyordu. Ancak daha sonra bazı operasyon ihtimalinin olduğu masaya konunca tekrar konuştuk. Bu sefer rica ettim ihtimallerin maçtan sonraya, daha doğrusu doktorlarımızdan gerekli izni alarak hem dün antrenmana gittim, sonra tekrar hastaneye döndüm, hem de bugün takımımla beraber oldum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Buradan sevgili Dursun Buğra hocam nezdindeki LİV'deki tüm benimle ilgilenen doktorlara 3 gün boyunca çok teşekkür ediyorum. Tüm arayan, soran, ilgilenen, paylaşan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum. Döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi, ama Allah aşkına olabilir. Yani çok şükür iyiyim. Burada olmaktan da son derece mutluyum. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim. Teşekkür ederim ilginize, alakanız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.